Spor kulübünün kuruluşunda bugüne kadar gelen başkanlarımız, yöneticilerimiz, taraftarlarımız, destekçilerimiz, tüm hepsine bir tuğla koyabilen herkese şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yönetim olarak bunun bir bayrak yarışı olduğunu biliyoruz ve yeni bir yönetim olarak devraldığımız bayrağı olabildiğince taşıyabileceğimiz noktaya taşımakta kararlıyız. Tabii ki birçok destekçilerimiz oluyor. Yeni bir yönetimimiz. Yönetimimizde 3 tane kadın üyemiz var. Çünkü şunun farkındayız. Futbol erkek egemen bir şey ama 3 kadın yöneticimiz, yönetim kurulunda 3 kadın yöneticimiz analitik bakış açıları, farklı bir vizyon ve detaylarla baş edebilmenin üstesinden bizlere yardımcı oluyorlar. Bundan da müteşekkiriz. Şükranlarımızı sunuyoruz. Diğer yönetim kurulu üyelerine de çok teşekkür ediyorum, eksik olmasınlar. Ayrıca şunun farkındayız. Sarıyer Spor Kulübü, herhangi bir spor kulübü birçok destekçisi olmadan varlığını sürdürme imkanı yok. Yönetim olarak bize her zaman desteğini, maddi manevi desteğini esirgemeyen Erdal Aksoy Beyefendi'ye, onursal başkanımız Saffet Akkoyun Bey'e, Salih Bayraktar Bey'e, Himmet Karadağ Bey'e ve herhangi bir kulübün, herhangi bir kurumun ilçe belediyelerin desteğini almadan varlığını sürdüremediğini bildiğimiz için belediye başkanımıza ve diğer yöneticilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bu zamana kadar yaptıkları destekleri için şükranlarımızı sunar ve gelecekte de desteklerinde açık olduğumuzu bekliyoruz. Bunu da dile getirmek istiyoruz. Bir de şunu eklemek istiyorum. Kulübün iyi ve kötü gününde her türlü şartta bizleri yalnız bırakmayan taraftara da, taraftar grubumuzda da teşekkür ediyorum. Şu müjdeyi de vermek istiyorum. Yönetim olarak öncelikli görevimiz inşallah kendi stadımız bitince buraya kadın taraftarlarımızı da çekeceğiz. Herkes inşallah küfürsüz, eşleriyle birlikte ailece gelebileceği eski günlerde, Sarıyer'in çünkü eski günlerinde bu şekilde oluyormuş maçta. Bunu gerçekleştirmek amacımız. Hemen kısaca bir anekdot anlatmak istiyorum. Sarıyer'in büyüklüğünü ben kendi adıma şöyle şahit oldum. Geçtiğimiz aylarda bir iş için Muş'a gittiğimde, Muş'un Soğucak köyünde, orada işte konuşuyorduk insanlarla. Orada şöyle bir diyaloğa şahit geldim. Benim Sarıyer Spor Kulübü Başkanı olduğumu duyunca oradaki abiler 80'li yıllarda İstanbul'a geldiklerinde kesinlikle Sarıyer'in maçını kaçırmadıklarını söylemişlerdi. Bu da Sarıyer Spor Kulübü Başkanı olarak bana ayrı bir onur verdi. Bu onura layık olarak başta biz, yönetimimiz ve teknik hocamız ve heyetimizle futbolcularımızla birlikte olacağımızı kimsenin şüphesi olmasın diyorum. Teşekkür ediyorum. Hocam buyurun. Yani bir arka tarafımıza pozisyon vermemiz de doğal. Tabii daha dikkatli olmamız lazım. Ne kadar az pozisyon verirsek o kadar iyi. Rakip yarı sahada oynayan stoperlerimiz dahil santranın diğer tarafında birbirine yakın top hakimiyeti bizde olan, en önemlisi oyun gücü olan bir takım olması gerekiyor bizim. Dediğim gibi bu süreç geçen sene tabii ki takımla ilgili ekstra bir şey söylemeye gerek yok. Ne kadar hazırlık dönemi yapıldı, kaç tane hazırlık maçı oynandı, hepsi ayrı şeyler. Ben söylüyorum, biz hazırlık maçı yapmadan lig maçı oynadık. Yani orası ayrı, burası bambaşka bir hikaye, bu seneki hikaye. Orayı bence hiç karıştırmayalım. İyisiyle kötüsüyle kapanmış, emeğe geçen herkese teşekkür ederim. Ama bu sene hikayemiz bambaşka, hedefler bambaşka. Herkesin heyecanı yüksek, takımımızın da enerjisi, heyecanı yüksek. Her maça kazanmak için, her top için, her saniye için mücadele eden bir takım. Benim istediğim takım. Bu da dediğim gibi süreç. Daha çok mesafemiz var, dikkat etmemiz gereken. Ama iyi oldunuz. Hocam.